arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel cıvıl cıvıl bir bebek elbisesi çalışacağız. Elbisemizi yapmaya robadan başlıyoruz. Kafesler ve trabzanlarla roba kısmımızı tamamladıktan sonra şu şekilde çok güzel açılan eteğimizi de örerek elbisemizi tamamlıyoruz. Eteğimizi daha uzun isterseniz sizler örmeye devam ederek dilediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Elbisemizi örmek için birden fazla ip gerekmekte eteği açılıp ve tamamen trabzan ördüğümüz için mutlaka birden fazla ip temin edelim örgümüze başlamadan önce şimdi yüksekliğine bakalım 34 santim elbisemin uzunluğu hemen kol altından ölçecek olur isek elbisemizi şu şekilde 24 santim bakın şu kısımda diğer kısma 24 santim olduğunu görmekteyiz Evet Hangi yaş grubu için isterseniz dilediğiniz yaş grubu için örebilirsiniz. Yalnız bizim ölçülerimizi büyüterek e, her bölüm için trabzanlar ekleyerek geri kalan çalışmamızı aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemi örmek için kartopu Baby One kullanıyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşuyor ipimiz. Anti peeling özelliği olan %100 akrilik bir ip. Renk numarası ise K245. İpimizi örmek için içinden şu şekilde çıkardım ve 2,5 numarada tığımla örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İlk düğümümü attım. Başlıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi elbisemin arkası için çektim. Ve bir tane işaretimi tam 8'e taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 tane zincirimi çekiyorum. Elbisemin kolu için. Ve 12. zincirin içerisine ayracımı takıyorum. Elbisemin önü için şimdi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane zincir elbisemin önü için çektim. Ve takıyorum tam 16. Tekrar kolum için 12 zincir 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. En son elbisemin arkası için tekrar 8 tane trabzanım zincirimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi tekrar arkamız için ördükten sonra hemen ölçüsüne bakalım. Zincirden bakalım oluşan Santimimize 23 santim bakın hiç asılmıyorum bükük şekliyle 23 santim trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım tam elimi tutuyorum 1 ve 2 2 tane zinciri ilave ettim tığımın başında doluyorum. 1 2 tane geri çekiliyorum ikincinin içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum diğer zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örerek elbisemin ilk parçası olan arkayı örmeye başlıyorum. İpimiz baby one biraz ıı, kalın bir ip. Lütfen hani ince iplerle öreceksek hemen sayımızı fazlalaştıralım. Sayıyorum 2 4, 6 ve 8. Bakın tam 8 tane trabzanımızı ördük. 1, şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ve kolum için olan bölümleri örmeye başlıyorum. Hemen sıradaki zincirimin içerisine girerek trabzanımı örmeye başlıyorum. 12 tane kolumuz için zincirimizi çekmiştik. Şimdi birer birer örerek ilerleyelim. Tam 12 tane trabzanımı ördüm 2, 4, 6 8, 10, 12. Ve yeşil ayracımı çıkarıyorum. Elbisemin önü için zincirlerim, e, zincirlerimin üzerine trabzanarımımı yerleştiriyorum. ama burada kolumuzdan önümüze geçişte 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum sıradaki zincirin içerisine trabzanımı örmeye başlıyorum kırmızıya kadar bakınız hiçbir yere 2 tane aynı anda batmıyorum her bir zincirimiz için bir tane trabzanımızı örüyoruz şimdi 16 tane trabzanımı birer birer zincirlerimin içerisine örüyorum Evet işaretli yerime kadar trabzanlarımı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Tam 16. trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıp kolum için 12 tane trabzanımı hemen birinci zincirimin içerisinden örmeye başlıyorum. Sırası ile diğer işaretimizin olduğu yere kadar örerek geliyorum. Şu an elbisemizin 12 trabzanlık kolunu örmeye devam ediyoruz. İşaretime kadar örüyorum. İşaretime gelince birlikte sayalım, kontrol edelim herhangi bir yanlışlık olmasın. Son trabzanımı örüyorum. Ve en son trabzanımızı saydıktan sonra zincirimizi çekelim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Bölümümüz için ayırdığımız trabzanın en sonuna 2 zincirimizi çekiyoruz. Ve diğer bölüme geçişimizi yapıyoruz. Ve 8 tane zincirimizin içerisine 8 trabzanımızı örerek birinci trabzan sıramızı tamamlamış oluyoruz. İlerliyorum. 2, 4, 6, 7 ve en son zincirimin içerisine örüyorum. 8. Toplamda 8 tane trabzanım ördükten sonra 1, 2 2 tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum bakınız birinci sıramızı ördük her bir bölümümüzün arasında ikişer zincirlerimizi çektik şöyle bakalım bölümümüze şu şekilde dönecekler elbisemizin arkası 8 ve 8 kollar 12 12 Elbisemizin önü ise 16 trabzandan oluştu. Şimdi ikinci sıramızı trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. 2 tane zincir çekerek dönmüştüm. Birer birer bütün trabzanlarımın üzerine trabzan örerek 2 zincir çekmiş olduğum yere kadar geliyorum. Hiçbir farklı işlem yapmıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Ve zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin olduğu yere kadar birer birer bütün trabzanlarımı ördüm. bakın 2, 4, 6, 8 Şimdi zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örerek elbisemin arkası için 2 tane artışımı yapıyorum. Ve ikinci sırada elbisemiz omuzlarına doğru genişliyor. Bakın 2 tane artışımı yaptım. 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar Elbisemizin kolu için zincirden sonra bakınız iki tane daha artışımı yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. Önceki ördüğüm iki trabzan elbisemin arkası için. Sonraki iki trabzan ise hemen devam edeceğimiz kolumuz için artışlar. Ve devam ediyorum artışlarımı yaptıktan sonra birer birer 12 tane trabzan örmüştük kolumuz için. Hepsini birer birer örüyorum. farklı hiçbir işlem yapmıyorum. İki tane zincirimizi görene kadar trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz. Evet zincirimizi gördük. Hemen yanındaki en son trabzanımı da ördüm. Hemen zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum kolumu sol tarafından da artırmış oluyorum. Biraz önceki artırdığımız yine kol, kolumuz için de sağ tarafından iki tane de sol tarafından artırdık. Şimdi iki zincirimizi çekiyoruz. Trabzanlarımızı ördükten sonra hemen aynı yuvaya iki trabzan daha örüyorum. 1 ve 2. Bu iki trabzan ise elbisemin önü için artışlarım. Bakın sağ taraftan olan iki artışımı yaptım. Örgümü birer birer örerek geleceğim ve sonrasında yine zincirimin içerisine gelince iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı öreceğim. Kolumu devam ettirip yine zincirimize geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve son olarak elbisemizin 8 tane olan arkasını da örerek tamamlayacağız. Elbisemizin robasının iki sırasını örerek tamamladık. Aşağıdaki ilk sıramızın üzerine Zincirlerin içerisine her iki taraf için iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Tekrar bütün e, bu dört köşemizin hepsinde aynen artışlarımızı yaptık ve e, uç noktaya kadar geldik. Şimdi bitiş yönündeyim bakınız. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü sırama başlıyorum. 5 zincirimi çektikten sonra Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp sıradaki trabzana batıyorum. Ve bu şekilde bir zincir bir trabzan atlayarak örmeye devam ediyorum. Atlıyorum. Bakınız trabzanımı atladım. Hemen artış yerinin içerisine giriyorum ve yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tekrar iki trabzanımı zincirimin içerisine örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanımı trabzan olarak örüyorum tekrar bir zincir bir trabzan atlayarak diğer trabzana geçişimi yapıyorum ve bu şekilde bir trabzan atlayarak Trabzan sıramızı örerek tamamlıyorum. Bir zincire karşılık bir trabzan atlıyoruz ve diğer trabzana batıyoruz. Bir zincir hemen bir tane atlıyoruz. Diğer trabzanın üzerindeyiz. Tekrar zincirimiz ve trabzanımız. Zincir çektiğimiz zaman mutlaka trabzanımızı da bakınız atlıyoruz. Zincirimiz atladığımız trabzanın yerine olacak durum. Şimdi devam edelim diğer artışa kadar. zincirimi çekiyorum atıyorum bir zincirimi çekiyorum artış yerine geliyorum iki tane artışımı yapıyorum 1 ve 2 tekrar iki tane zincir iki tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde artışlarımı ve zincirlerimi örerek aralarda da ikişer artışımızı yapalım yani iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı mutlaka örerek sıramızı tamamlayalım. Robamın üçüncü sırasını da tamamladım. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızı yine bitirdiğim yönden bir iki tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane zincir örmüş olduğum yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Zincirimin içerisine. Ve bir tane yine tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine bir tane zincirimizin içerisine trabzanımızı örüyoruz bir tane yine trabzanımızın üzerine zincirin içerisine trabzanımızın üzerine ve tekrar zincir trabzan zincir trabzan ve artış yerine geldik bakınız trabzan ve iki tane zincirimin içerisine tekrar iki tane trabzanımı artıyorum 1, 2 ve iki tane zincir çekiyorum şimdi şöyle bakalım trabzanlarımızın üzerine bakınız bir tane trabzan üzerine zincir içerisine trabzan üzerine zincir içerisine ve bir trabzana zincire derken artış yerimize kadar geldik ve artış yerimizde iki tane trabzanımızı ördük iki zincir çektikten sonra yine İki tane trabzanımızı örerek kolumuz için olacak artışımı da örüyorum ve örmeye devam ediyorum trabzanlarımı bir alt sıradaki artış yaptığım yerlerin üzerine batarak örüyorum Yeni artışımı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak yaptım ve trabzanlarımın üzerine ördüm. Şimdi zincirimin olduğu yere geliyorum. Zincirimin içerisine bir trabzan da örüyorum trabzanımın üzerine tekrar trabzan batarak örüyorum zincirimin içerisine ve trabzanımın üzerine şekliyle ve aralardaki iki trabzan iki zincir iki trabzanı bütün artışlarımızı yaparak dördüncü sıramızda tamamlayalım 4 Trabzanlardan oluşan sıramızı örerek bitirdik. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını tekrar edeceğiz. 5 tane zincir çekerek başlayacağız. Bir atlayıp bir zincir çekeceğiz. Bir atlayıp bir trabzan bir zincir bir atla bir trabzan. Tekrar 2 tane artış 2 zincir 2 artışımızı yapıp bütün bölümlerimizi aynı şekilde bir zincir bir trabzan şekliyle örerek tamamlayacağız. 5 tane zincirimi çektim. Yine başlangıçta yapmış olduğumuz gibi ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir bir atlayıp diğerine batarak sıramı ilerletiyorum ve artış yerine kadar bu şekilde devam ediyorum. artı şerinin içerisine iki tane trabzan bakınız iki trabzan bir iki zincir tekrar iki tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde kolumuza da geçerek devam ediyoruz ve bundan sonraki sıramızda yine tamamen trabzan olarak örelim buradaki sırayı birkaç defa tekrar edelim elbisemin robasını örmeye devam ettim 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 sıramı ördüm. En son bu görmüş olduğumuz gibi kafesli sıramızı örerek tamamladım. Şimdi şöyle kapatalım. Elbisemizin şu kısım arkası. Diğer kısım ise önünü oluşturacak bölümümüz. Kollarım için yeterli genişliğe ulaştım. Öleceğim yaş grubu için eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek. Bir tane daha kafes, bir tane daha trabzan yapmanızı tavsiye ederim. Hemen ölçüyü verelim. İpler, tığlar, elimizin sıkılığı, gevşekliği ölçümüzü değiştirebilmekte. O yüzden bu sırayı ördüğüm için ölçmüyorum. Şu sırayı ölçerek bakıyorum. Bakınız kafesimizde tam 10 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıramız 10 santime karşılık gelmekte. Şimdi ben burada diğer trabzanlı sıramı örmeye başladım. Bakınız bu yönden ölçmüştüm kafesi yerden. Burada trabzanlı sıramızı örmeye başladım ve kolumun altını artık birleştirmek istiyorum. Şöyle elbisemin önü yeterli genişlikte. Hemen elbisemin önünün de büyüklüğüne bakalım. Ona göre sizler de ölçerek kıyaslayabilirsiniz. Tam bakınız şöyle tersini çevireyim. 20 santim tam. Şimdi şöyle açılacağını da hesap edersek 22-23 ama şöyle tuttuğumuz zaman hiç açmadan bir uçtan diğer uca 21 buçuk 22 santime doğru olduğunu görmekteyiz. Şimdi ölçülerimizi birbirimizle kıyasladıktan sonra örmeye başlayalım. Bakınız kafesli sıramızı en son olarak örmüştüm. Şimdi trabzan sırası olarak örmeye başladım. Ve kol altımın olduğu artışlarımı yaptığım ayrım yerine geldim ve bir tane trabzanımı buradaki zincirlerimin içerisine ördüm bakınız bir tane trabzanımı ördüm ve kolumun altını birleştirmek istiyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum diğer kolumun olduğu kısmı şu şekilde geliyorum büküyorum diğer kol altının artış yapmış olduğum yere tığımın başını doluyorum ve araya bir tane trabzanımı örüyorum artış yerine. Sonrasında daha önceki sıradan devam ede gelen trabzanlarımın üzerlerine birer birer batarak ilerliyorum diğer kol altına doğru. Zincirimin içerisine trabzanın üzerine yapmış olduğumuz işlemleri aynısını yine tekrar ederek ilerliyorum bir tane zincir ve bir tane trabzan üzerine örerek kol altımıza kadar gelelim elbisemizi kolumuzu birleştirdikten sonra ön kısmını örerek geldim diğer kol altının olduğu bölüme geldim bakınız şu işaretlerimin yukarıdan aşağıya devam ede gelen sıramıza geldim ve bir tane trabzanı ördüm yani bir artışımızı oraya yine yaptık ve bir ipim yarımlanmasın 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum kolumu buradan devam edip geliyor bakınız buradaki artış yerimi tutarak bir defa tığımın başına ipimi sarıyorum ve araya giriyorum ve artışımı burada yapıyorum ve sonrasında hemen trabzanımın üzerine batıyorum trabzanlarımı ördükten sonra bir tane zincir yuvasının içerisine ve trabzanımın üzerine yani bu sıraya kadar ördüğümüz şekliyle örelim ve sonda görüşelim. Evet elbisemizin sırtındayız şu anda bakınız arkasındayız. Sol taraftan başlayarak örüp devam ettim ve sağ yönde bitirdim. Şimdi gövdemizi arkadan birleştirelim. Ve artık yuvarlak bir şekilde örmeye başlayalım. 3 tane zincir çekmiş olduğum trabzanımın en tepe noktasına giriyorum bakınız şu şekilde sadece ilmeğimi diğer tarafa geçiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum şöyle bakalım sırası ile trabzanlarımızın üzerine birer birer batarak başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim her bir trabzanımıza bir tane batıyor kol altına kadar örerek geldim. Her bir trabzanımın üzerine birer tane batarak kolumuzun altında 3 tane zincirimizi çekmiştik. Her birisine birer trabzan yaparak örüyoruz. Bakınız birinci trabzanımı ikinci ve üçüncü trabzanımı ördüm ve bu şekilde 3 zincirimi de örerek geçişimi yaptım. Diğer kol altımda da aynı işlemimi yaparak ilerleyeceğim geçişimi yaptım bakınız diğer kol altına doğru ilerleyelim kolumuzun altına geldik yine üç tane zinciri görmekteyiz bakınız birinci zincirimin içerisine trabzanımı örüyorum ikinci zincirimin içerisine aynı şekilde ve üçüncü zincirimin içerisine aynı şekilde trabzanımı örüyorum ve sıramı tamamlıyorum Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Başlangıç ve e, bitişin olduğu yerdeyim. Şimdi 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin tepe noktasını Şu şekilde giriyorum. Ve ipimi aldıktan sonra geçişimi yapıyorum. 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine Bütün trabzanlarımı birer birer örerek Başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Evet elbisemizi kolumuzu birleştirdikten sonra iki tane trabzan sırası ördük. Tamamen trabzanlardan oluşan sıramızı. Şimdi ikinci sıramızı da ördükten sonra birleştirme işlemini birlikte yapalım. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve kafesle yapmaya başlıyorum bakınız. Bir tane atlıyorum, ikincisine batıyorum ve de yukarıdan bir tane zincirimi çekiyorum, bir atlıyorum, sıradaki trabzan'a batıyorum, bir zincir, bir atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayarak diğer trabzana batıyorum. Ve başlangıç noktama kadar geliyorum. Elbisemizin robasını bu şekilde tamamladık. Bakınız en son kafeslerimizi ördük. Şimdi arkasındayız. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Geçişimi yapıyorum. Geçişimi yaptığım yere bakınız bir tane kutucuğumun içerisine şu şekilde bir tane ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane trabzanım örüyorum. 2 tane trabzanım ördüm. Zincir çekmeden trabzanımın üzerine hemen yandaki kutunun içerisine batıyorum. Zincir çekmedim. Tığımın tekrar başında doluyorum Hemen bir sonraki kutucuğun içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımızı kutunun içerisine ördük. İlk önce 2 tane trabzanımızı çektik. Hemen diğer kutuya battık. Yanındaki kutuya 5 tane trabzanımı ördükten sonra diğer kutucuğun içerisine geliyorum yine batıyorum direkt batıyorum tekrar tığımı başını doluyorum bir sonraki kutunun içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 sıradaki kutuya gelerek batıyorum bir tane sık iğne ile kapatıyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutunun içerisine girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı tamamladıktan sonra sıradaki kutunun içerisine sık iğnemle batıyorum ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek geliyoruz. Elbisemin etek kısmının trabzanlardan oluşan bölümünü ördük. Bakın şu şekilde dilim dilim çok hoş bir görüntüsü oldu. Şimdi arkasına geçiyoruz ve ikinci sıramızı başlatmak üzere hazırlığımızı yapıyoruz. İki tane trabzanımızı örmüştüm. Bir tane zincir, bir tanesi trabzan. Hemen yanına bir tane daha örüyorum. Toplamda burayı da beşe tamamlıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane trabzanımı ördüm ve toplamda 5 tane oldu şimdi birincisinin zincirden çekerek örmüş olduğum yere geliyorum batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum Bakınız bir zincir ve devam ediyorum bir o zincirimizden farklı olarak 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum birinci zincirimi saymıyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra karşı grubumun içerisine bakıyorum 1 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzanımı görüyorum. Baştaki bir trabzan, sondaki bir trabzanın üzerine sık iğne örmüyorum. Ortadaki 3 tane trabzanımın üzerine sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. Baştaki ve sondaki trabzanlarımı örmüyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine 5 tane trabzanımın baştakine ve sondakine batmıyorum. Ortadaki 3 tane trabzanımın üzerine sık iğne batıyorum. 1 2 ve 3 3 tane zincirim ile devam ediyorum. Diğer grubuma geliyorum. Baştaki ve sondakini örmüyorum. Ortadakine 3 tane her birisinin üzerine birer sık iğne örüyorum. 2 ve 3. 3 tane sık iğne, 3 tane zincir olarak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3. Diğer gruba bakıyorum. 3 tanesi ortadaki 1 2 3 baştaki ve sondakini örmüyoruz. Ortadaki 3'ün üzerine sık iğnelerimizi örüyoruz ve şu görmüş olduğumuz şekliyle başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Elbisemizin zincirlerini ve sık iğnelerini örerek tamamladık. Şimdi yeni sıramıza başlamak üzere hazırız. 3 tane zincirimi çektim. Bu başlangıçtaki trabzanlarımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. Birinciyi örmüyorum. Bakınız burası başlangıç. İkinciye batıyorum. Ve üçüncüye şöyle bir tane de zincir çekmiştik. Hemen oraya batıyorum. Üçünün üzerine ördüm. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine hemen 5 tane tırabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tırabzanımızı ördükten sonra 3 tane sık iğnemin ortadakinin üzerine batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar kutunun içerisine yani 3 zincir çekmiş olduğumuz yere gelerek 5 tane trabzanı dolduruyorum 2 3 4 ve 5 3 tane sık iğnenin ortasındaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum ve bu şekilde ikinci sıramızda örerek tamamlayalım Sıramızı tamamladık ve elbisemizin arkasına tam orta yere gelerek battık. Şimdi bir tane trabzanımı atlıyorum. Bakınız şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum kaydırarak. ikincinin üzerine geliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üçüncünün üzerine geliyorum. Sık iğnemi örüyorum ve dördüncünün üzerine geliyorum. Sık iğnemi örüyorum. Arada zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincir çekiyoruz bir alt sırada 3 tane zincir çekmiştik şimdi 5 tane zincir çekiyorum 5 tane trabzanımın yine birinci ile 5.yi örmüyorum ikincinin üçüncünün ve dördüncünün üzerine birer tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 ile 5'i örmüyorum 2'den başlıyorum 1 2 3 tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum 3 4 ve 5 ve birinciye örmüyorum ikinciden başlıyorum sık iğnelerimi ortadaki 2 3 ve 4'ün üzerine batarak örüyorum 1 2 3 4 5 tekrar 1'e batmıyorum 2'den başlıyorum 2 örüyorum 3 örüyorum ve 4'ü örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Zincir ve sık iğneden oluşan sıramızı örerek geldim. 5 tane zincir, 3 tane sık iğne, 5 zincir, 3 sık iğne örerek başlangıç noktamıza kadar geldim. 3 tane sık iğnemizi örmüştük. Birinci sık iğnemin üzerine sadece şöyle batıyorum. 1 tane ilmeğimi geçiriyorum bakın şöyle geçirip sabitliyorum sonrasında ikinci ortadaki sık iğnemin üzerine geçiyorum ve örüyorum tığımın başını doluyorum zincirimin içerisine geçerek 7 tane trabzanım örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tam 7 tane trabzanımı ördüm ortadaki sık iğnemin üzerine batıyorum tığımın başını dolayarak tekrar zincirimin içerisine 7 trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 ortadaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum ve bu şekilde her zincir yuvamızın içerisine 7 tane trabzanımızı örerek buradaki en son zincirimize kadar devam edelim Evet sıramızın sonuna geldik şu şekilde bakalım bakınız elbisemizin ön kısmında 1, 2, 3 tane sıramızı ördük ve elbisemizin etek kısmı açılmaya başladı. Şimdi arkasını görmekteyiz. Arkasında sıramızın sonuna geldik. Yeni sıramıza başlıyoruz. Tığımı takıyorum. 7. trabzanımdan sonra şuradaki başlangıç yerine geliyorum ve batıyorum dibine. Şimdi 7 trabzanımızın başlangıcından iki, sonundan iki tane trabzanımıza sık iğne örmüyoruz. Ortadaki 3 tane şu görmüş olduğumuz trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Tabi oraya geçene kadar şu şekilde kaydırıyoruz ilmeğimizi. Ilmeğim kaydırma yöntemiyle üçüncü trabzanımın üzerine geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum, dibine batıyorum. Birinci sık iğnemi örüyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum ve üçüncü sık iğnemi de örüyorum. 3 tane sık iğnemi ördükten sonra sol tarafta da 2 tane trabzanımı örmüyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. 2 4 ve 3 tane de 7 bakınız. Hem başlangıçtaki sağ taraftaki 2 trabzan örmüyorum. Sol taraftaki 2 trabzan da örmüyorum. Ortadaki 3 trabzanımın üzerine sık iğnemi batıyorum. 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 2 tanesini örmüyorum 3. trabzanımın üzerine 1 2 ve 3 tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum 2 tane trabzanımı atlayarak 3.ye batıyorum 1 sık iğne 2 ve 3 tane sık iğnemi örüyorum. 6 zincir çekerek sıra başına kadar ilerliyorum. 6 şarj zincirimizi ve 3 tane sık iğnemizi örerek başlangıç noktamıza kadar geldik. Başlangıç noktamızdaki ilk sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde bir geçiş yapıyorum. Ve ortadaki sık iğnemin içerisine geliyorum ve batıyorum bakınız. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine girerek 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımızı ördüm. Hemen ortadaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde 7 tane trabzan ve ortadaki sık iğnemin üzerine batma şekliyle sıramızı tamamlayacağız ve bu sıramızın üstüne de aynı işlemimizi tekrar edeceğiz yani 6 zincir 3 sık iğne 2 4 6 ve 7 tane trabzanımı ördüm ortadaki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum şöyle görelim bu şekilde sıramızı tamamlayalım üzerine aynı sıramızı tekrar edelim Evet 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra e, modelimizi örerek geldim şimdi bu sıramızda 6 zincir 7 trabzan 6 zincir 7 trabzan 6 zincir 7 trabzan 6 zincir 7 trabzan olarak 1 2 3 4 sıramızı ördük diğerlerinde zaten birlikte örmüştük şu şekilde bakalım şimdi e, hem zincir sayımızı hem de trabzanımızın sayısını artıralım ve eteğimizi tamamlamaya doğru ilerleyelim bu en son artışımız olacak ve bununla artık eteğimizi bitireceğiz Çünkü bakınız eteğimizin gayet güzel bir artış ahengi var ee, yine bu ahenk üzere devam edeceğiz şimdi tam birleşme noktasındayız ve ilerliyorum 1 2 3 3'e kadar geldim. Bakınız 3. trabzan üzerindeyim. bir tane zincir çekiyorum. 3'ün üzerine batıyorum. Hemen yanındakine ikinci sık iğnem ve 3. sık iğnemi örüyorum. Şimdi zincirimizi çekelim. Altta 6 tane zincir çekmiştik. 7 trabzan örmüştük. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi çekelim. 7 zincirimizi çektikten sonra hemen 1 2 üçüncüye yine batalım ve devam edelim sık iğnemizi örme 3 tane sık iğne ortaya örelim tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve devam edelim 1 2 üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum ve sırası ile toplamda 3 tane sık iğne olacak şekilde örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve sayıyorum 1 2 3 üç, üçüncünün üzerine batıyorum 3 tane sık iğneyi ve 7 tane zincirimizi örerek başlangıç noktamıza kadar örelim bir uçtan diğer uca kadar 7 tane zincir 3 tane sık iğnemizi ördük ve başlangıç noktamıza geldik Başlangıç noktamızda birinci sık iğnenin üzerine battım. Şimdi ikinci sık iğnenin üzerine gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 7 tane zincirimin olduğu yere 9 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı ördüm bakınız 7 zincirimin içine 9 trabzanımı ördüm tam ortadaki sık iğnemin üzerine batıyorum yine diğer zincirimin içine 9 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı ördüm tam ortadaki sık iğnemin içerisine batıyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar devam ediyoruz ve bundan sonraki sıralarımızda da aynı şekilde 7 tane zincir üzerine 9 trabzanımızı örelim ve ortaya 3 tane sık iğnemizi yerleştirelim Elbisemin yeterli ölçüye gelene kadar ördüm. 1 ve 2 sıra 9 trabzanlı olan bölümü ördüm. Benim için yeterli uzunluk olduğu için tamamladım ve bu etek ucunda gördüğümüz birer birer her bir trabzanımıza sık iğnemizi batarak beyaz rengimizle elbisemin kenarını tamamladık. Şimdi Kolunu sizlerle birlikte çalışacağım. Bakın kolunun bir tanesini yine 5 tane trabzan bir tane kutucuğumuzun içerisine battık. 5 trabzan bir kutuya battık şeklinde ördüm. Ve kenarına da aynı etek ucunda yapmış olduğum işlemimi yaparak birer sık iğne ile şöyle kenarına geçtim şimdi hem kolumuzu hem de bu beyaz sık iğne sıramızı sizlerle birlikte yapmak istiyoruz eteğimizi daha uzun ölçülerde öreceksek çocuklarımızı yine 9 olarak biraz daha devam edebiliriz çünkü görmüş olduğumuz gibi bu çanının açılma payında epeyce bir daha yani epeyce büyütebiliriz hiçbir mahzuru yok onun için uzun isteyen arkadaşlarımız eteğimizi 9 trabzandan oluşan bölümü yaptığımız şekilde örmeye devam edebilirler. Evet şimdi kolumuzun görmüş olduğumuz kısmını burada ben çalıştım. Bu kısmı da sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Hemen yapmaya başlayalım. Tığa tamam, bir tane düğüm attım. Tam kol altından başlıyoruz. Kol altına 3 tane trabzanımızı örmüştüm. Şöyle ortalayarak giriyorum ve bir tane sık iğne ile şöyle batıyorum. İpimi düzeltiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk e, artışları yapmış olduğumuz yerdeki ogon e, yere gelerek 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Sadece battım sık iğne ile ve ilk gördüğüm şu artış yerindeki 2 zincirlik bölüme 5 trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı tamamladıktan sonra bir sonraki görmüş olduğum kutunun içerisine gelerek bir tane sık iğnemle batıyorum tığımın başını doluyorum sıradaki kutumun içerisine 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki bu kutucuğun içerisine batıyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki kutunun içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen sıradaki kutuya sık iğne ile batıyorum. Bir tane kutumuzu trabzanla doldururken bir tane kutuyu sık iğne ile e, bağlıyoruz şu şekilde bakınız. Şimdi Tekrar trabzanlı olan bölüme geçiyorum. Arada sadece sık iğnemiz var ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek ilerliyoruz. 3 4 ve 5. Hemen sıradaki kutuya batıyorum ve trabzanlı sıraya geçişimi yapıyorum. Kolumuzun altına kadar trabzanlarımızı ördüm ve en son bölümdeyim bakınız. Tam kol altındayım. Trabzanlarımın olduğu yerde. Bir tane sık iğne ile batıyorum ve diğer başlangıç noktamın hemen yanından giriyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve kesiyorum. Kolumuzu bu şekilde çalışmış olduk. Bakınız şöyle. En ufak bir e, işlem hemen e, çok bir farklılaştırıp güzelleştiriyor, değiştirebiliyor e, örgümüzü. İplerimizi daha sonra içeriye çekelim ve şimdi kenar sık iğnelerini sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum ve düz yönünden şöyle düz yönünden başlıyorum. Yine bakınız en alt kısımdan sabitliyorum bir tane sık iğnemi girerek ve devam ediyorum hemen ilk trabzanımın üzerine gelip bir tane sık iğne ikinci trabzan bu trabzanlarımızın üstteki minik gözlerinin içerisine giriyoruz tam araya girmiyoruz bakınız gözün içerisine batıyorum sırası ile trabzanlarımın gözlerinin içerisine bakın şu yukarıdaki bölümden bahsetmekteyim şuradan batıyoruz ince güzel bir beyaz çizgisinin geçmesini istiyoruz çünkü sık iğneme batıyorum yine trabzanıma batıyorum trabzanlarımın üzerinden birer birer yerliyorum. aynen etek ucumuzu da bu şekilde çalışacağız uç kısımlardaki gözlerin içerisine girerek tamamen dolaşıyoruz Evet başlangıç noktamıza kadar örerek tamamlayalım. Kolumuzun sık iğnelerini tamamladıktan sonra elbisemizin bütün sık iğneleri beyazla çevrilenmiş oldu bakınız. Şimdi sırtımızı görmekteyiz. Sırtımızın sağ tarafına ilik çalışması yapacağız. Buradaki sol tarafına ise düğme çalışmamızı yani düğmemize uygulayacağımız yerleri çalışacağız. Düğmemiz ve e, iliğimiz için önce birer sıra trabzan üzerine de sık iğne sıramızı yaparak tamamlayacağız. Şimdi Önce düz olan düğme yerini çalışmaya başlıyorum. En alt sıradan şöyle bakınız. Batıyorum. Bir sayıyorum. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Trabzanımın içerisine 2 tane trabzanımı yerleştirdim. Hemen aradaki 1 tane şu görmüş olduğumuz kutucuğun içerisine 1 ve 2 tane trabzan örüyorum bir sonraki trabzanımın içerisine de 2 tane trabzan başlangıç noktasına kadar kenardaki bütün trabzanlarımızı ikişer trabzan olarak örelim başlangıç noktamıza geldik hepsine bakınız ikişer ikişer trabzanlarımızı ördük şimdi yukarıdan aşağıya doğru sık iğnemizi örerek iniyoruz. Çeviriyorum örgümün yönünü ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir ilerideki yani ikinci trabzanın üzerine batıyorum ve birer birer bütün trabzanlarımın üzerine sık iğne ile örüyorum. Hepsine birer tane batıyorum ve bu şekilde aşağı noktaya kadar ilerliyoruz. Düğmemizi çalışacağımız yeri bakınız bir trabzan bir sık iğne ile ördüm ve kopardım ipimi. Şimdi şöyle üstte kalacak ilik kısmını çalışmaya başlayalım. Bir ya da iki kaç tane düğme kullanacaksanız ona göre ilk yeri açmamız gerekmekte. Sırtımız e, dilerseniz iki tane dilerseniz uçtan dilerseniz bir tane düğmeyle de e, yetinebilirsiniz. Şu şekilde bütün trabzanlarımızın şu Devam eden trabzanların üzerinde birer tane kullanarak her trabzanın üzerinde güzel bir süsleme olarak da kullanabiliriz. Dilerseniz tek iki, nasıl isterseniz. Ben iki tane düğme kullanmak istiyorum. Bir tanesini hemen şurada kullanmak istiyorum. Bir tanesini de daha aşağıya yakın bir yerde kullanmak istiyorum. Şimdi bir tane zincir çekerek düğümüm attım ve tepe noktasından örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımın tam zincirlerimin olduğu yere geliyorum ve batıyorum. 1. Sık iğnemi battığımı bir sayıyorum. 2 ve 3. Üç. 3 tane zincirimi çektim. Hemen devam eden ilk trabzanıma batıyorum. Şöyle iplerimi de içerisine almak istiyorum. Götürebilirsiniz. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra hemen düğmem için ileğimi açmaya başlıyorum. 1 ve 2 2 tane zincir çekiyorum çok kocaman düğme kullanmak istemiyorum çünkü diğer trabzanıma geçiyorum ve bir tane trabzanın diğer trabzan sıramda örüyorum bir tane başlangıç ve yanına trabzan ördüm iki trabzan iki zincir çektim ve bir sonraki trabzanımın içerisine girerek bir tane trabzanım ördüm hemen bu kafeste olan kısma geçiyorum buraya bir tane yeter bir ve iki tane trabzanımı örüyorum diğer trabzanımın içerisine yine giriyorum iki tane örmeye devam ediyorum diğerine tabii ki aynı yere değil bir ve iki diğer kafesteye tekrar geçiyorum bir iki bir tane zincir ve ikinci zincirimi ilave ettikten sonra diğer buradaki trabzanı şu görmüş olduğum trabzanı tamamen atlıyorum. Bir sonraki kafes kısmına geçiyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Diğer bir iki ve en son bir iki en son ikiyi ördükten sonra bakınız burada kafes olarak en yani son buradaki trabzan olan kısmıma giriyorum ve şu görmüş olduğumuz her iki bağlantı arasındaki yere de girerek bir tane trabzanla toplam 3 trabzana ulaşıyorum bir zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum sıradaki bakın ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve sıkı iğne ile herhangi bir işlem yapmadan yukarıya doğru ilerliyorum. Sadece sık iğne. Birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum. Burada iki tane zincir çekmiştim. Ve bakınız trabzanım trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirime sadece bir tane sık iğne yaptım. Hemen trabzanlarımın üzerine geçişimi yaptım. İlerliyorum. Diğer zincirime doğru zincirimden bir önceki trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimin içerisine giriyorum. Ve yine trabzanımın hemen bakınız üzerine geliyorum. Ve bir sık iğnemi de buraya örüyorum. Ve en son başlangıçtaki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir zincir çekerek tamamlıyorum. Ve bu şekilde İki tane ilik çalışmasını yapmış oluyorum. Şu görmüş olduğunuz kısma daha sonra bir tane dikiş atarak düğmelerimizi dikerken burayı sabitleyelim. Şuraya düğmelerimizi dikerken buraya da bir tane dikişimizi unutmayalım. Şimdi düğmelerimizi de dikelim. Önüne bir de elbisemizin feyok çalışmasını yapalım. Elbisemizi tamamladık. Elbisemizi tamamladıktan sonra bakınız tam ortada 1-2-3 sıra tamamen düz trabzanlardan oluşan bölümümüzü görmekteyiz. Buraya şu şekilde beyaz ve elbisemizin kendi renginden olan fiyongumuzu şöyle güzel duran zincirimizi çalışalım. Fiyongumuz 1-2-3-4-5-6-7 tane trabzandan oluşmakta. 7 trabzan da karşısında sonrasında tıpkı kollarımızı ve etek ucunu yaptığımız gibi sık iğne ile çevreleyeceğiz. Şimdi sihirli halkamızı yaparak örmeye başlayalım. Her ikisini de kenara çekelim. Çok kolay. Bakınız. Parmağıma alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Parmağımdan çıkarıyorum halkamı ama şu şekilde yine tutuyorum. 1 2 ve 3 defa başını doluyorum halkanın içerisine giriyorum ve örüyorum 2 2 2 örüyorum bakın ikisini bir ördüm ikisini bir ördüm ikisini bir defa bakın ve en son iki tekrar 1 2 3 ikisini bir örüyorum ikisini bir ikisini bir ve en son ikiyi örüyorum tabi ipim yarımlandığı için hemen ipimi atiyorum 2 ve 2 halkamızı halen tutmaktayım bakınız 1 2 3 tekrar giriyorum 1 2 kapatıyorum 1 2 3 1 2 3 ve en son 4 ile kapatıyoruz 2 3 tane 1 2, 3 ipimizi yarımlamıyorum, en son 4'te kapatıyorum. 2, 4, 6 ve sonuncuyu yapıyorum. 1, 2, 3 aynı yere giriyorum, ikişer ikişer alıyorum. 2, 3 ve 4. Evet, tam 7 tane trabzanımız ördük. Bakınız, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincirimi çekiyorum 8 tane trabzan örüyorum Dilerseniz ben diğer fiyongumda 7 tane çalışmıştım 6 da çalışabilirsiniz 8 de çalışabilirsiniz ne kadar arzu ederseniz tamamen buradaki trabzan sayısı zevkinize uygun olarak değişecektir 5 üzerinde çalışırsanız daha güzel olacaktır 8 tane Trabzanımı ördükten sonra toplam bakınız başlangıç ve sondakiler zincir aradakiler trabzan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen fiyongumun karşısına geçmek istiyorum. Karşısına geçerken burada yapmış olduğum işlemimin aynısını diğer tarafa doğru tekrar ediyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şurada 6 zincirle başlamıştık. 6 zincirle bitirmiştik. Yine 1 2 3 defa tığımın başını doluyorum. Bu ortadaki halkamızın olduğu bölüme giriyorum. 1 2 3 ve en son 4. Tekrar 3 defa doluyorum. Giriyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer alıyorum. Her birini ikişer kapatıyorum. 3 oldu. 4.'üyü örmekteyim ama 2 tane dolamışım. Hemen 3'ü çeviriyorum. 3 1 2 3 ve 4. 4 tane ördüm. 7'ye tamamlayalım. 7'ye tamamladım ve 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektikten sonra gelip bu araya batıyorum. Ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Ve bu şekilde fiyongumuzu tamamlıyoruz şöyle ortadan da ipimi halkama asılıp sıkıştırıyorum şöyle bakınız bu haliyle bile çok güzel şöyle içerisine bir tane inci düğme dikip bile kullanabilirsiniz şimdi biz kenarda beyazla dolaşmaya başlayalım evet arkasına ipimi çekerek kestim bakınız şimdi örmeye başlayalım hemen en kenardaki trabzanımı şu şekilde giriyorum. Ve başlıyorum örmeye. Bir. Çok sıkıştırmayalım. İki. Üç. Dört. Rahat rahat alalım. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve hemen diğer trabzan arasına geçiyorum. 1 Bir, her birisine birer birer girelim. 2 3 4 aralarına birer birer giriyorum ve en son yine bakınız e, zincirden çekmiş oldum trabzanıma geldim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 defa burayı da sararak dolduruyoruz. Bu şekilde. Diğer tarafa hemen ortaya şöyle battıktan sonra geçiyorum. Ortaya mutlaka girelim. Burada bir kavis verelim geçiyorum 8 defa burayı da dolduralım aynen diğer yönde yapmış olduğumuz işlemin tekrarını bu yönde yapalım ve en son batarak tamamlayalım diğer taraftaki gibi bakınız tamamladım ve en son ortaya batıyorum diğer tarafa geçerek başlangıç yerimin yanına geliyorum ilk başlangıcımın arasından ilmeğimi geçirip bir tane zincir çekiyorum ve makasımızla kesiyoruz. Evet bakınız birleştirme işlemimizi yaptık. Şimdi zincirini çekelim. Bakın burada zincirini çekmiştim. Bunu da yapalım. 50 tane zincirimi çektim. 50 zincirimi tam ortadan şu şekilde alıyorum. Ortalayarak bakınız her iki ucunu da Uzunluğu kısalı isterseniz tabi uzunluğu kısalı da yapabilirsiniz. Şu şekilde düğümümü atıyorum. Elimizle şekil veriyoruz. Aşağıya doğru şu şekilde çekerek fiyongumuzu tamamlamış oluyoruz. Yongumuzu da tamamladıktan sonra elbisemizin tam bu üç tane trabzanlık bölümünü ortalayarak getirip dikiyoruz ve elbisemizi bütün aşamalarını tamamlayarak bitirmiş oluyoruz. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıklı, mutlulukla huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.